İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle tığla yapılan patik modeli paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay ve şöyle de ayakta çok güzel duran bir model. Ben modelimizi ilk olarak böyle kırmızı simli bir iple denedim. Elimde olan ip biraz patik ipinden ince, bir tık ince duran bir ip. Bu şekilde bir de normal patiklik iple yaptığım gri renkle yaptığım bu şekilde gri renkte bu şekilde durdu. Hem size fikir amaçlı da olsun. Şöyle iki rengimiz var. Biri kırmızı simli, biri de normal gri renk ipimiz. Modelimizi isterseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için normal gri ipimi anlatacağım size. Normal patiklik ip kullandım. Tığım numaram da 2 numara. Şöyle ilk olarak trabzan sayımı 45 olana kadar arttırdım. Şöyle saydığım zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım. 8. sıramda model uygulamaya başlayacağım. 8. sıramda şöyle biraz göz kararı 8-9 tane kadar trabzanımızı yapalım. Daha sonra da hemen şöyle başlangıçtaki gibi modelimizin yapımını anlatacağım. Evet arkadaşlar, şöyle arka kısımdan biraz ördüm. Şimdi 1, 2, 3, şöyle şuraya bakayım, 1, 2, 5. 4 zincir çektim, başını aldım, 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın tepesine battım, bir trabzan yaptım. Aynı yere bir trabzan daha, 2 zincir çektim, aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle su taşı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4'üncünün tepesine bir sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3. trabzanın tepesine sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim. Pardon, burayı su taşı yapacağız. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine battım. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha trabzan şöyle yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beşinci trabzanın tepesine batıyorum. Burası, bakın, şu kısmı devam ediyoruz. Şimdi patiğimizin alt kısmına gelecek olan yeri yapıyoruz. Normal ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Son trabzana da battım. Şöyle ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle içinden geçirdim. 3 zincir çektim. Üst sıraya çıktım. Yine model kısmına gelene kadar ikili olan trabzanlarımı aynı şekilde devam ediyorum. Dört tane zincir çekiyorum. Su taşımın içine girdim. Buraya yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane daha trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Pardon, 5 zincir çektim. Birinci değil, ikinci zincir yuvasına girdim. Buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet arkadaşlar, tekrar 5 zincir çektim.
başını aldım. Şimdi bu taraftaki yine sık iğnemi aynı şekilde yapıyorum. Yuvanın içine girdim. 2 tane trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim, başını aldım. Trabzan tepesine girdim. Buraya yine trabzanlarıma aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle. Modelimizin ikinci kısmını da yaptık. Bu şekilde devam edelim. Tekrar model kısmına gelince birlikte yapalım. Evet, tekrar model kısmına geldik. Şimdi yine başlangıçta sabit 4 tane zincirimizi çektik. Başını aldım. Yine su taşımın içine girdim. Buraya 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki ilk zincir yuvasının içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer zincir yuvasının içine girdim. Yine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Su taşının içine giriyorum. Buraya 2 tane trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yine bitiş zincirim. 4 tane zincirimi çektim. Trabzanın tepesine girdim. Yine buraya trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. Yine patiğimizin alt kısmına gelen yer. Bu şekilde arkadaşlar yine model kısmımıza gelene kadar trabzanlarımızı yapalım. Evet, tekrar model başımıza geldik. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Zincirimizi çektikten sonra yine sabit su taşımızı da yapıyoruz. 2 trabzan yaptım. 2 zincir aynı yere 2 tane daha trabzan yaptım. Şimdi orta kısımdayız. Bakın şöyle şeklimiz var. 1, 2, 3 tane zincir yuvamız var. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk yuva değil, ortadaki ikinci yuvaya şöyle ipimi sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başını aldım. Buradan hemen su taşımın içine girdim. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan yaptım. Bitiş zincirim yine 4 tane. Trabzanımın tepesine girdim. Buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Yan yana trabzanlarıma devam ediyorum. Bu şekilde şöyle orta kısımdaki zincir yuvalarımız. Bu şekilde yapalım. Yine model kısmında birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar başlangıç kısmındayız. Bakın şöyle baktığımız zaman ortada 2 tane zincir yuvamız var. Bir sıra 2 tane zincir yuvamız olacak. Bir sırada 3 tane zincir yuvamız olacak. 4 tane zincirimi çektim. Başını aldım. Ortadaki, bakın hemen boşluğa girdim. Buraya 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yaptım. Şimdi buraya 3 tane yuva yapacağız. 2 tane yapmıştık. Şimdi sıra 3.'de. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk zincir yuvasının içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer ikinci yuvanın içine girdim. Yine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını aldım. Su taşımın içine girdim. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Başını aldım. Tekrar aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını aldım. Hemen ilk trabzan tepesine battım. Bir trabzan yaptım. Yine yan yana olan trabzanlarımızı aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın patiğimizin alt kısmındaki trabzanları. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bu sırada yine 3 tane zincir yuvamız oldu.
Model başına gelince yine zincirimizi, su taşımızı aynı şekilde yapacağız. 5 zincir çekip ortadaki zincir yuvasına batıp 5 zincir çekip sonra su taşımızı yine aynı şekilde yapacağız. Bir sıra 2 zincir yuvası, bir sıra da 3 zincir yuvası yaparak modelimizi tamamlayacağız. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şöyle su taşımı yapmışım. Bu şekilde de yine devam edelim. Ben bunu bitirdikten sonra da sayısını vereceğim. İp değişimi olduğu için farklı olabilir sıra sayısı. Bu şekilde belirli bir sıraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle gri rengimle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra şöyle olana kadar yaptım. Şimdi ipimi de koparttım. Şimdi yan kısımlarını yapacağız. Bunun için ipime bir tane zincir çekiyorum. Şöyle su taşımın içine girdim. 3 zincir çektim, döndüm. Buraya şöyle 2 tane daha trabzan yaptım. Toplamda zincirimle beraber 3 tane trabzanım oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer trabzan tepesine girdim. Yine trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. Diğer model kısmına kadar. Şöyle her trabzan tepesine bir defa batarak trabzanlarımıza devam ediyoruz. En son trabzanıma da şöyle battım. Yine buradaki 4 tane trabzan zincirimi çektim. Başını aldım, su taşımın içine girdim. 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı yuvaya 2 tane daha trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Başını aldım, yuvanın içine girdim. Yine buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yuva 2 tane daha trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan tepesine girdim. Yine trabzan tepesine girdim. Yine trabzanları aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İstediğimiz boyuta gelene kadar bir su taşından diğer su taşına giderek modelimize devam edeceğiz. Su taşı yapıp zincir çekip tekrar trabzanlarımızı yapacağız. Yine modelimize devam edelim. Sırayı daha sonra sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım. Şimdi 11. sıramdayım. Şöyle saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 9 bu taraftan, 9 da buradan ayırdığım zaman ortada 7 tane trabzanım kalıyor topuk için. Şimdi buradaki trabzanlarımı yaptım. Sıradaki trabzanımın tepesine bir sık iğne, yanına 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemi yaptım. Başını aldım. Kalan trabzanlarımın tepesine birer defa batarak yine trabzan yapıyorum. Dokuz tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yine kenardaki su taşıma girdim.
2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim, çevirdim. Yine su taşıma aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan yaptım. Dört zincir çektim, trabzan tepesine battım. Buradaki 9 tane trabzanımı yine aynı şekilde yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi sık iğnelerime geçiyorum. İlk sık iğneme battım, tığımda bırakıyorum. İkincisine battım, tığımda bıraktım. Üçüncüsüne battım. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birden çektim. Tekrar sıradaki sık iğneme battım. Yanındakine battım. Tığımda 4 ilmek var. Hepsini birden çektim. Burada bir tane sık iğnem var. Onu da tek olarak yaptım. Başını aldım. Tekrar bu şekilde arkadaşlar, burada yaptığımız gibi trabzanları yapalım, su taşını yapıp dönelim, tekrar sık iğneye gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tekrar orta kısma geldik. Ortada şöyle iki yan taraftan tuttuğumuz zaman 1 2 3 tane boşluğumuz var. Önce ilk boşluğa battım, ilmeğimi tığda bıraktım. İkinci boşluğa battım, tığımda bırakıyorum. Üçüncü boşluğa battım, tığımda 4 ilmek var, şöyle dördünü birden çektim. Burayı toplamış olduk. Başını aldım. Yine trabzanlarımın başına bir defa batıyorum. Trabzanlarımı aynı şekilde devam ediyorum. Dört zincir çektim, başını aldım, su taşıma girdim. Buraya yine 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan şöyle yaptım. 1 zincir çektim. Şöyle patiğimin tersini çevirdim. Buradaki şöyle ilk boşluğa giriyorum. Yan tarafta oluşan boşluğa 1 zincir çektim. Şimdi trabzanın 2 su taşının olduğu 2 trabzana batıyorum, sık iğne ile birleştiriyorum. Su taşının ortasına batıyorum. Diğer iki tane yandaki trabzanın tepelerine batıyorum. Alttakini de aynı şekilde. Boşluğun içine giriyorum. Buraya da şöyle iki tane trabzan yaptım. Tekrar buradaki trabzan tepelerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, sıra sonumuza kadar birleştirmeyi yapalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde patiğimizi tamamladık. Biraz bu kısım bol durduğu için şöyle etrafından kenar oyası geçeceğim. Bir zincir çektim. Bakın şuradaki su taşımın kenarında oluşan boşluğa girdim. Şöyle kapattım. 4 zincir çekiyorum. 3. zincire battım. Bir trabzan yaptım. Son zincire de batıyorum. Yan yana 3 tane trabzanım oldu. Hemen sıradaki boşluğun içine girdim, kapattım. 4 zincir çektim, başını aldım. 3. zincire 1 trabzan, 4. zincire de batıyorum. 1 trabzan daha yapıyorum. Yan yana zincirimle beraber 3 tane trabzanım oldu. Hemen sıradaki yuvanın içine girdim, kapattım. 4 zincir, tekrar zincirimin üzerine trabzanlarımı yapıyorum. Sıradaki boşluğun içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar şu ön kısma kadar aynı şekilde devam edelim. Üçüncü zincire girdim. Şimdi zincirimle beraber toplamda 4 tane trabzanım oldu. Tekrar 4 zincir, başını aldım. 3. zincire battım. 1 trabzan, 4. zincire de batıyorum. 1 trabzan daha yapıyorum.
Toplamda zincirimin üzerinde 3 tane trabzanım var. Şimdi sıradaki şu zincir yuvasına girdim. Buraya sabitledim. 4 zincir, tekrar 3. zincire girdim, kapattım. 4. zincire de girdim, trabzan yaptım. Sıradaki zincir yuvasının içine girdim, kapattım. Bakın ön kısımda bu şekilde. 4 zincir çektim. Yine zincirimin üzerine trabzan yaptım. Şöyle sıradaki yuvanın içine girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar kenar oyamızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle arka tarafını da birleştirdikten sonra şöyle kenar oyasını yaptık. Şu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. İsterseniz gri renk, isterseniz de şöyle kırmızı renkle de yapabilirsiniz. İki renk de bu modele çok yakıştı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.